Evet, Akşehir Kuzelen kasabasından meşhur Uçak Mustafa. Mustafa Yener abimle beraberiz. Şu anda çiftlikte hasattayız. Mustafa abim anlat bakalım, nasıl gidiyor durumlar? Vallahi şu an çalışıyoruz hocam işte. Bir haftadır çalışıyor, devam ediyoruz. Buradan Nazilli'ye gideceğiz. Nazilli daha yakında yeşiller diyor. Evet. Nazilli'ye sonra gideceğiz. Sen bu işe nasıl başladın? Ne zaman başladın? Neler aldın, sattın? Neler kullandın? Bir anlat bakalım hatıralardan. Vallahi 1963 model gambur biçerden başladım. 63'te mi aldın, 63 modelden başladın? 63 model. Ben o zaman dedem, babam rahmetlikle aldıydı. Ondan beri devam ediyorum. 63 modeli biraz kullandık. Bilmiyorum yani 5-10 tane kullandık herhalde. Ondan da 30 aldık. 76 model. Onların direksiyonu da dönmez at kamburların. Kara direksiyon. Kara direksiyon. Kara direksiyon. 76 1530 aldık. 0.685 gün diyor. 15-10 tane doğru kullandık. Orada 45 aldık. 45 de sonra 8-60 aldık. TC aldık. Şimdi 50-70'e geçtik. Yani son 50-70'teyiz bakalım. Yıldan yıla yeniliyorsunuz. Ama kambur zamanında herhalde 24 saat biçiyordunuz herhalde. Ama zaman biçericiliğe bir kıymatı vardı. Kambur biçerin zamanında böyle sıra beklerdi bile. Tabii. Onlar da kepeneğine yatırlardı. Yani. Onlar biçericinin bir değeri vardı yani. Şimdi biçer çoğaldı, afiyet bitti. Öyle oldu. Kaç ay çalışıyordu kambur? Vallahi hocam biz Adana Kozan'a gidiyorduk. Benim çocukluğumda bir harman bekliyorduk. Orada buğdayla biçiliyordu. Yani bilmiyorum da herhalde 20-25 günle biçerdik Adana Kozan'da. Sonra? Şimdi bir hafta dedim Adana Kozan bitiyor. Tabii. Bir haftada şimdi diye biçer çoğaldı yani. O zamanlar biçer yoktu yani. Hem bir de kambur biçerle tablayla giderdik. Vasıta yoğulmuş. Tablayla gidelim. Tabii. Şimdi demeyi yani de. Valla orada işte böyle devam ettik yani. Konya'da ne kadar biçerdiniz? Nerede? Bir ay, Konya'da da bir ay, en az bir ay çalıştım. Pek fazla. Konya'da gece gündüz biçerdim. Burada kapatmazdık ya. Ama şimdi her şey fenileşti. Akşam saat 11-12 gibi de iş bitiyor. Herkes sıcak evine. Öyle şimdi işler kolaylaştı yani. Biçer çoğaldı. Erken bir şey yatırıyor biçerler. Tabii. İnsanlar da rahatladı biraz. Rahata evet. Kavuştu. Gece gündüz beklemek istemiyor. Aynen adam. Bugün dün akşama doğru bir yere gidecektik. Yetişemedik. 60-70 dekar birinin yeri vardı. Samanı dahi satın alınmış. Biçeri ayarlanmış. Gideceğimiz yer ondan önceki yere uzak olunca yetişemedik. Biraz da tarla kuvvetli, iş yavaş sürdü derken sabah aradık. Abi geliyoruz. Gel dedi. 35 dekar bir parça, 35 dekar bir parça. Ben bir şey buldum dedi. Birini senmiş, birini o bitsin dedi. Adam 70 dekar yer yani. 70 dekar yer yani. Ne kadar zaman sürecek? Adama sözleşmişiz. Bak bir tarla var önünde. Tarladan sonra sana gelecek diyoruz. Adam akşamdan ben bir şey buldum diyor. Yani. Bir şey çok hocam şimdi. Bir şey çok. Fel olacağı şu olsun. Adam bulduğuna gidip götürüyor ya. Şimdi öldürün bekliyor da. Kepeleğinin başımıza yatırlar. Şey mi? Adana'ya neyle giderdiniz? Trenle mi o zaman? Şimdi kambur biçerlerin zamanına yayan giderdik. Da Konya'dan. Konya'da yayan giderdik. Tablayla mıydı hocam? De tablayla. Kaç saat sürüyordu abi? Kaç gün sürüyordu ya da? İki günde varıyor zaten. İki günde varıyor. Kamburun yapacağı hız ne olur? 20 kilometre mi yapar? 18 mi yapar? Yok o zaman hocam. Vasıta yokmuş. Günde bir tak diye falan işte geçerse geçiyor işte bekletişimiz tablayla falan. Hani yol o zaman yol da yoktu. Aynen. Bu şekilde falan yol olsa da gitsen tek şeritli yoludur. Çok günleri geçirdik işte ne günler geçti yani. Aynen. Hayırlısı olsun. Şimdi ne var hocam Adana'ya gidecek kamyona yükleyeceğiz sabah çıktı bir ikinin akşamı orada. Şimdi her şey teknikleşti. Önce de kara trenler vardı bizim zamanımızda. Kömürlü trenler. İzol, İz. Varasa Adana'ya. Adana'da işi bitirdiğim zaman
bilmiyorum, bir haftada trenin tadında tıra bekliyorum, vagon çıkacak. Şimdi her şey teknik yani. Tıra yüklerim yani. İşte bileyim de. Tabii akşam yüklerim. Sabah yetişeceğiz yere. Yolda öyle koştuk koştuk. Şimdi her şey teknik. Şimdiki biçerlerde öyle... Şimdi çok hocalık da da. Şimdiki biçerlerde yemin ediyorum ben. 48 saat biçerim yemin ediyorum. Uçak kulları gibi değil mi? Valla yarım daire ya. Yarım daire. Kilomat içinde. İçinde çayın böğründe ne var mı demiş bir vallahi ben bizim zamanımızda öyle kabinle arandı şeyde arandı tarların başına var Allah Allah çekerdik para takla bir de toz karşına vurursa bir kanal bulduk mu vardığımız yerde kanal bile simsiyah kalırdı yani. Şimdi ne var hocam ya şimdi gerçi hala öyle çalışan arkadaşlar var onların hepsine de selamlar hayırlı işler dileriz. Nerelerle eski 1545 kabinlerde hala çalışanlar var. Doğru. 1530'lar falan. Biçerler ama kendi işi olursa 3500'lar tane o biçerler lan. İşte niye şu orada şu orada biçer ya niye biçmeyecek? Çok biçti. Tabii tabii. Evet. Ya, sen biçer çıkarıyor. Türlü türlü biçer çıkarıyor. Öyle. Hayırlısı abi. Hayırlısı yani. Hayırlı işlerin olsun. Allah razı olsun. Amin. İnşallah. Buradan Mahmut abi selam istedi. Ona da selam söyle yani, bari. Mahmut'a selamlar Mahmut. Hadi herkes hayırlı işler. Allah'a emanet olun.